Evet kıymetli dostlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. <laughs> Geç saatte de çekiyorum videoyu ama inşallah izlersiniz arkadaşlar. Semih Türk Fenerbahçe'ye veda etti. Fenerbahçe U19 takımı teknik direktörü Semih Türk görevden ayrıldığını açıkladı. <laughs> hani Fenerbahçe forması giydiğim yıllarda öyleydi böyleydi şöyleydi diye söze başlıyor. Hani verdiğim mücadele attığım goller katkım olduysa ne mutlu bana diyor. Bu kulüp bana sadece bir kariyer değil aynı zamanda bir aile verdi diyor. Eee... Fenerbahçe Spor Kulübü altyapısındaki görevimden ayrılırken sizlere veda etmenin zorluğunu yaşıyorum. Vedalaşmak tarif edilmez bir his diyor. Sevgili Fenerbahçe ailem sizlere veda ederken kalbimde derin bir minnet ve sevgi taşıyorum. Bu büyük camiaya katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana diyor Semih Şentürk. Başta Büyük Fenerbahçe taraftarı olmak üzere başkanımıza beraber görev yaptım. Altyapıdan sorumlu yöneticilerime, akademik direktörlerime, altyapı hocalarıma, ve yetiştirdiğimiz oyunculara bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi için teşekkürler. Kendi hayallerimin peşinde iyi bir teknik direktör olmak için şimdilik sizlere veda ediyorum. Her zaman yanınızda kalbimde ve dualarımla sizinle olacağım diyor. Allah yolunu bahtını açık etsin. Öte yandan Maximen'den açıklamalar var. Fenerbahçe forması giyen Alan Saint Maximen. Sky Sport YouTube kanalında açıklamalarda bulunmuş. Şimdi Tabii ki de bütün açıklamayı okursam 500 dakika geçer. Hani Fenerbahçe'ye geliş sürecim oldukça kolaydı diyor. Tatilden döndüm. Arandım. Hocamızla görüştüm. Sportif direktörle görüştüm. Jose Mourinho size aranızda hayır demek imkansız diye girişi yapıyor. Çok büyük bir kulübe geldim. Ailem de adapte oldu. Hani Jose Mourinho aradığı zaman biraz zaman istedim. Böyle bir teklif aldığınızda ailenizle konuşmanız gerekiyor diye bahsediyor. Yani yeni bir macera. Çocuklarım da mutlu. Ben de aynı şekilde mutluyum diyor. Bir de Fenerbahçe'de Mustafa Hoca var YouTube'da diyor. Kadıköy Sokak diye. Onun kanalını takip ederseniz daha da mutlu olursunuz diyor. Maximen diyor. Ben demiyorum. Mourinho bir cümleyle nasıl tanınarsın? Mourinho en iyisi diyor. Bak şu çok önemli bir şey. Kariyerinde çalıştığım en iyi hocam. Şu ana kadar ekstrem zorlu zamanlarımız olmadı. Hani ligde de iyi ilerlediğimizi düşünüyorum diyor. <laughs> Rakip kollanmasa mükemmel ilerliyoruz o ayrı mesele de. Bu anlamda hakkına teslim etmem gerekiyor. Büyük saygı duyuyorum diyor. Yani güzel şeyler söyleyebilirim. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. <laughs> Topu ayağında fazla tutuyor eleştirilerim. Tam olarak bu düşünceye katılmıyorum. Hani böyle düşünenler bence futboldan pek anlamıyorlar demiş. Bence de. İstatistiklere bakınca topa sahip olma yüzdeniz de çok önemli. Gol istatistiğiniz de çok önemli. Bana göre. Hani çok fazla top aldığınızda istatistik bununla birlikte değişiyor. Ama bu sadece dribbling'e odaklıyım anlamına gelmiyor. Pas atarak takıma yardımcı olmaya çalışıyorum diyor. Çok güzel bir açıklama. Defans oyuncusunun kim olduğuna bağlı çalım atma meselesi. Oyuncu nasıl yaklaşıyor? Cepheden mi geliyor? Arkanızdan mı geliyor? Pozisyona bağlı gerçekten çalım atma durumu. Hani uyandığım zaman bugün 10, kişi, 15 kişiyi geçeceğim diye uyanmıyorum. Ama her zaman en üst seviyede kalmayı bilmeniz gerekiyor demiş. <laughs> Gelelim Galatasaray derbisine. Açıkçası benim üstünde bir baskı yok. Çünkü bu aslında oynayacağımız bir maç. Hani diğer maçlar gibi. Baskı ne kadar artarsa yapmak istediklerimizi tam olarak sahaya yansıtamazsınız. Kalitemizi ortaya koyamazsınız. Korku ve stresle birlikte bireysel olarak iyi bir oyun ortaya koyamayabilirsiniz. Ben hiçbir şekilde bu düşünceli değilim. Hani bu maçla ilgili stres yok üzerimde. Aynı zamanda tabii ki diğer maçlar gibi bir maç değil. Konsantrasyonumuzun yüksek olması lazım. Hani ben kendimi konsantre hissediyorum. Bu maçın taraftar camia herkes için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Büyük futbolcular, kaliteli futbolcular bu tip randevularda kendilerini göstermek isterler diyor. Ha, taraftarımız mutlu dedim onları gururlandırma kadar elimden geleni yapacağım diyor. Hulusi Belgi, adil yönetim, eşit rekabet istiyoruz. Şimdi Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Belgi sadece adil yönetim, eşit rekabet istiyoruz. Bir paylaşım yaptım. Şimdi Fenerbahçe taraftarı adil yönetim sergilense çok, bak benim her zaman söylediğim cümle bu. <laughs> Galatasaray maçları adil yönetilse Galatasaray taraftarının çoğu dinlenimandan çıkar. Çünkü alışık değiller. Fenerbahçe maçları adil yönetilse Fenerbahçe camiasının çoğu şike mi yapıyoruz der. Gerçekten şike mi yapıyoruz ya der. Hani bunca yıldır üstümüze attılar iftiralar ama herhalde bu sefer yapıyoruz der. O kadar alıştık ki hakkımızın yenilmesine. O kadar artık bizi sindirdiler ki hakkımızın yenilmesine. Şike mi yapıyoruz der. Çünkü o kadar yiyorlar hakkımızı. Şimdi sadece adil yönetim eşit rekabet istiyoruz. Galatasaray sezonun 5. maçında nihayet ikinci sarı kartını gördü. Ancak diyor aşağıdaki pozisyonlar diyor ki elle oynayıp gol atma pozisyonu falan gösteriyor. Hani hakem tarafından görülmedi. Gol öncesi Barış Alper'in topa eliyle düzeltmesi. Hani var tarafından fark edilmedi. 5 maçta 64 fal ve sadece 2 sarı kart. Şimdi ben şunu da değineceğim. Başkanların e, derbi karnesi Şimdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç döneminde 12. Galatasaray derbisinde yani 12. Galatasaray derbisinde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi görmüş. İnşallah 4. galibiyet olacak. Bu yani 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi olmuş olacak 13. maçtan. Sinek sinek ikili bir sinek var burada ama. Neyse. sinek Özbek dursun Özbek. Başkanındaki Galatasaray toplamda 11 Fenerbahçe derbisine çıkmış. 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi almış. İnşallah 4. yenilgiyi de cumartesi günü alacaklar. Ee, bunu da söylemiş olalım. Fenerbahçe'den derbi biletleri için açıklama. Galatasaray'a mı laf soktular? Çok anlamadım. Kulübümüzün kara borsa bilet satışına karşı kararlı müdahalesi, mücadelesi Fenerbahçe Galatasaray müsabakası öncesinde devam etmektedir. Bu kapsamda resmi olmayan satış kanalları üzerinden yüksek rakamlarla ilan vererek e, kendi kombine yani yanlış anlamayın sadece söylüyorum ha. Yani kendi kombine koltuğunu, maça giriş verilerini, QR kodunu paylaşarak üçüncü kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında yapılan tespitler sonucunda kombineleri iptal iptali gerçekleştirilmiştir. İptal edilen kombineler bundan sonraki müsabakalarda maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır. 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna aykırı şekilde 3. kişilere kara borsa ortamında satış yapan veya müsabakalara başka kişi pasolik katile giriş yaptığı tespit edilenler hakkında yasal işlemler devam edilecek olup diyor. Ve en sonunda ekliyor kara borsa suçtur. Futbolda yasal olmayan faaliyetlerin önüne geçmek, kara borsaya engel olmak ve amacı Fenerbahçe'mizi desteklemek olan taraftarlarımızın maç biletlerine resmi satış fiyatları üzerinden erişimini sağlamak adına tavrımız kararlılıkta sürecektir. Bir tarafta sezon boyunca e, yani Fenerbahçe'den yani Galatasaray'a ağır kara borsa göndermesi diyeyim. Yani burada şey var. Diyor bir tarafta Fenerbahçe kara borsaya karşı şiddetle karşı diğer tarafta Galatasaray kara borsadan bilet sattırmış diyoruz. Haberi yapanları şikayet ediyorlar. E, i̇ki cami arasındaki fark. iki yönetim arasındaki fark ya da camia demeyelim. Şimdi Fenerbahçe'den golcülere özel önlem falan filan demiş. İşte Osim hem Barış Alper süre almaz durumda Batçıya'yı özel önlem alacak demiş. Ben şunu söyleyeyim yanlış anlamayın. Rakipteki futbolcular iyidir, kötüdür, küçümsersin, büyümse, büyük görürsün. Buna bir şey diyemem. Ama illa ki bunlar taktik olacak. Yani işini şansa bırakmıyor falan filan demiş. Golcülere özel önlem. Yani ne yapacak Mourinho? Ben Mourinho'yum arkadaş. Bunlar bana gol atamaz. Boş verin tutmayın mı diyecek. 5 maçta rakip filelere 17 gol gönderen Galatasaray'ın hücum planına oyun kurucu olarak katkı veren Sarayı önde set baskıyla durdurmaya hazırlanıyor. Böylece rakibin geçiş önünü sekteye uğratacak. Ve Jose Mourinho Galatasaray'ı çözmüş. Eğer bu taktik işe yararsa fark atacak. <laughs> Galatasaray'ı devirecek plan. Rakibin solunu gözüne kestirmiş. Abdülkerim Parmakçı, Şebardakçı Bardakçı ve İsmail Jakobs'un olduğu taraftan Fenerbahçe yüklenecek diyor. Yani özellikle bunların ikisinin arası çok açık diyor ki haklı. Haklı. Derbiyle yatıp derbiyle kalkıyor tüm ekip Samandıra'da. Hani bu ikisinin olduğu yerden ataklar gerçekleştirecek. Samandıra'da Mert Müldür, Dusan Tadic, Sebastian Şimanski üçlüsü bu planı özellikle yoğunlaştı. Ayrıca önde pres yapmayı düşünmeyen 61 yaşındaki teknik adam antrenmanda bunu oyuncularla oyuncularıyla da paylaştırıyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Beni yanlış anlamayın. Bak Hatta beni yanlış anlayabilirsiniz. Sıkıntı değil ama tam anlayın. Biz Kasımpaşa maçında zorlandık biliyor musunuz? Niye zorlandık? Kasımpaşa 3. bölgede baskı yapmadı. Yani bizim bizi biz çıkarken zorlamadı. 2. bölgede baskı yaptı. Dışarıdan izleyen bir adam diyebilir ki arkadaş Kasımpaşa da size yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı diyebilir. Hani o herkes kendi karakterine uygun cümleyi kurar. Ama Kasımpaşa çok güzel bir taktik belirlemiş. Ben Fenerbahçe'ye söylüyorum Galatasaray maçında bizim de aynısını yapmamız lazım. Üçüncü bölgede baskı yapmayacağız. ikinci bölgeye yoğunlaşacağız. Orta sahayı kalabalık tutarsak top bize her geçtiğinde potansiyel gol pozisyonu. Benden söylemesi. Şimdi kadroyu şekillendirdi diyor. Pas bağlantısını son derece etkisiz olan top kontrollerde iyi olmayan Enne seriyi kulübeye çekecek. Deneyimli hoca orta sahayla pas bağlantısını daha iyi şekilde yapabilen takım hücuma daha organize götüren Edin Ceko'yu derbiye hazırlıyor demiş. Şimdi burada dikkat edin. Alttan alttan şey yapıyor. Fenerbahçe'yi kötülüyor arkadaşlar. İyi de hocam sen de takmışsın kafaya en nesiri savun babam savun anca savunuyorsun. Yani Şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Ya arkadaş, etmeyin, eylemeyin. Yani etmeyin, eylemeyin arkadaşlar. Ve e, destek olalım. Bakın derbi maç Fenerbahçe'de birçok taraftarın taraftar olup olmadığını gösterecek. Ben inanıyorum Galatasaray'ı çözdü. Derbideki galibiyet planı. Hani bu olursa fark atarız. Ben fark atacağımız şeyi söyleyeyim mi size? Fenerbahçe birinci bölgede, şey, üçüncü bölgede basmayıp yani rakibin ceza sahasına yakın basmayıp orta sahada basarsa orta sahada basarsa Fenerbahçe fark bile atabilir. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. Atilla Karaoğlan konusunda bana çok soru geliyor. Hocam satacak mı maçı? Hocam Galatasaray'ı kollayacak mı? Hocam Galatasaray çocuğu Atilla Karaoğlan. Valla bu kadar ortada gündem varken Ya bu kadar gündem varken kendine yazık eder. Ee, neyse kendi bilir. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe orta sahayı kalabalıklaştırırsa bakın ısrarla söylüyorum. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Komik gelebilir size. Çok komik gelebilir. Dalga da geçebilirsiniz. Kabul başım gözüm üstüne. Fenerbahçe Amrabat'ı ön libero yapıp Fred İsmail'le çıksa 2-8 İsmail ve Fred'le bassa etse pas dağıtsa ben size bir şey söyleyeyim mi? Çok farklı kazanabiliriz maçı. Ciddi söyleyeyim. Şimas gibi bir maçlığına dinlendirse ikinci yarı yor, yorulan Galatasaray savunmasına mahvetmek için mesela İsmail'in yerinde, başkasının yerinde olsa falan filan olabilir. Yani bilmiyorum nasıl olur, nasıl eder. Ee, ama ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam orta sahayı kalabalıklaştırırım. Bu kadar söyleyeyim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.